Şu anda göğün mevkiindeyiz. Yaklaşık birkaç saattir de buradayız ve itfaiye ekiplerinin çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Kameraman arkadaşım Kadir Kurucan ekranlara getiriyor. Bundan bir saat önceki bağlantımızda aslında alevler bu kadar geniş değildi. Ancak hep yayınlarımızda da belirttiğimiz gibi rüzgarın yönü ve şiddeti alevleri tamamen ormanlık alana yayılmasına neden oldu. Görüyorsunuz zaten itfaiye ekipleri, Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait ekipler önlemlerini almıştı. Yani burada bekliyorlardı bu noktada karadan müdahale edebilmek için. Tabii her yer şu anda gökyüzünü dumanlar kapladı. İtfaiye ekipleri burada ancak havadan da destek vermeye çalışıyor ekipler. Tabi bu duman birazcık engel olabiliyor çalışmalarına, ancak yine uçakla havadan uçakla da alevleri söndürmeye çalışıyorlar. Göğün bölgesindeyiz dedik, tamamen şu anda bir ormanlık alanın içindeyiz. Dün gece de zaten burada rüzgar sebebiyle yangın büyümüştü, ancak öğlen saatlerinde biraz rüzgarın hafiflemesi aslında ekiplerin çalışmasını kolaylaştırmıştı, ama yine şu dakikalarda rüzgar etkisini gösterdi ve o rüzgarla beraber alevler de ne yazık ki büyüdü. Hemen bulunduğumuz noktanın karşısında Beydin köyü vardı. İşte ekipler o noktada da çalışmalarını sürdürüyor, ama ne yazık ki alevler orayı da sardığının bilgisini aldık. Şu anda havadan karadan müdahale yapılıyor. Alevler söndürülmeye çalışılıyor, ancak ne yazık ki rüzgar şiddetini arttırdıkça alevin de şiddetinin arttığını görüyoruz. Şu anda kameraman arkadaşım Kadir Kurucan an be an bu anları ekranlara getiriyor. Tamamen yol üzerindeki tüm araçlar kaldırıldı. Zaten yol tamamen trafiğe kapatıldı. Güvenlik önlemleri alındı. Çevredeki sıçrayabileceği düşünülen bu alevlerin bütün köyler, mahalleler tamamen boşaltıldı. Bakın bir sürü itfaiye ekiplerini burada görüyoruz. Yine Orman Bölge Müdürlüğü'nden gelen ekipleri burada görüyoruz. Gökyüzü adeta duman kapladı. Şu anda çalışmalar son hızıyla devam ediyor. Şu an itibariyle bakarsanız hemen sol tarafa gösterelim. Kadir Kurucan gösteriyor şu anda. Rüzgar şu anda etkisini arttırdı ve hemen rüzgarla beraber alevlerin de yükseldiğini şu anda görüyoruz işte. Gökyüzü simsiyah şu anda. Ekipler canla başla bu şu anki alevleri söndürmeye çalışıyor. Tabii dumanın çok fazla olması helikopterin uçmasına da engel olabiliyor. Ancak uçakla bu söndürme işlemlerine, bu çalışmalara destek veriyorlar. İtfaiye ekipleri şu an tamamen hepsi yangın, yani yanan bölgeye su sıkıyor. Ancak rüzgar şu anda gitgide etkisini arttırdığı için alevler büyüyor. An be an şu an canlı olarak ekranlara getiriyoruz. Ve rüzgarın etkisiyle alevler gökyüzüne kadar neredeyse ulaştığını söyleyebiliriz. Şu an bulunduğumuz bölge göğün mevkii. Biraz bu yolun yukarısında göğün mahallesi vardı. Zaten orası da ne yazık ki alevlere teslim olmuştu ve tamamen boşaltılmıştı. Şu anda bu görüntüleri ekranlara getiriyoruz canlı bir şekilde. Rüzgarla beraber bir anda buradaki alevler de büyüdü. İtfaiye ekipleri şu anda tamamen yolu kapattı ve burada yangına müdahale edilmeye çalışılıyor. An be an görüntüleri ekranlara getiriyoruz. Evet, biraz sol tarafa gittiğimizde dediğim gibi şu anda gökyüzü simsiyah oldu. Gökyüzüne kadar alevler yükseldi, ancak ekipler son hızıyla şu anda çalışmalarını sürdürüyor. Tabii güvenlik önlemleri alındı, yol kapatıldı, tamamen etraf boşaltıldı. Vatandaşlar hemen yukarı bölgeye çekildi. Bir tepedeyiz biz de şu anda, güvenli bir noktadayız. Ancak çalışmaları şu an ekranlara getirirken bu görüntülerle de yayınımıza son veriyoruz burada.